Ve bu arada İstanbul Anadolu Adliyesi'nde çalışan görme engelli genç kızı 51 yaşındaki memur utanmadan taciz etti sayın seyirciler. Asansörde zorla dudağından öptüğü kızı bir de tehditle susturmaya çalıştı. Genç kız şikayetçi olunca bakın neler yaşandı. Asansöre binmiştik. Kendisi şakayla kaçtığını öpebilir mi falan dedim. Ben istemedim. Görme engelli genç kıza yardım etme bahanesiyle aynı asansöre binip öpmeye çalıştı. 20 yaşındaki genç kıza dehşeti yaşattı. %90 görme engelli olan Damla, Anadolu Adliyesi'nin kütüphanesinde memur olarak çalışıyordu. Mesai bitince ofisinden çıktı. Başına geleceklerden habersiz adliyenin asansörlerine yöneldi. Ortak arkadaşımız çok olduğu için bana yardımcı olmasına izin veriyordum. O sırada aynı servisi kullandığı Vedat adlı memur yardımcı olma bahanesiyle koluna girdi. Bunda bir art niyet görmeyip izin veren genç kız birlikte bindikleri asansörde duydukları karşısında şoke oldu. Kendisinden 31 yaş büyük mesai arkadaşı onu öpmek istediğini söyledi. Damla hayır dese de dinlemedi. Hem bu olayı kimse anlatmamam gerektiğini, eğer anlatırsam benim başımda kendi başına yanacağını, eğer sadece kendi başı yanarsa ailemin de başını yakacağını söyleyip beni tehdit ediyordu. Olayın ardından psikolojisi bozulan Damla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şüpheli önce gözaltına sonra da açığa alındı. Tacizcinin ifadesi en az genç kıza yaşattıkları kadar skandaldı. Alnından öpmek istedim, o olmaz amca diye kafasını çekince dudağım onun dudağının bitimine geldi dedi. Müvekkilimizin beden veya ruh bakımından kendisini koruyabilip koruyamayacağı noktasında bir rapor tanzimi bekleniyor. Tacizciye sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı ve kadına karşı tehdit suçlarından 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Deliller toplanmış durumda ve artık biz adli tıp kurumundan gelecek rapora göre dosyanın nihayete ermesini beklemekteyiz.